Evet, şimdi de akıllı ev otomasyon konusunda diğer bir ağır top olan Crestron standındayız. Tabii Crestron hem ev tarafında, residential tarafta hem de kurumsal tarafta çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bir kuruluş. Aynı zamanda da geçmişi çok eskilere dayanıyor. Bu işin köklü firmalarından birisi. Şimdi gelelim bakalım, içine girelim. Neler var burada? Yeni bir şeyler var mı? Ürünler neler? Bizim gözümüze çarpan şeyler neler? Onları bir birlikte bakalım. Evet, burada Crestron'un toplantı odaları için olan çözümlerinden biri var. Kurumsal taraftaki çözümlerden biri tabii yine bu. Mesela burada toplantı odalarının rezervasyonlarını yapabiliyorsunuz belli bir süreyle. Ve siz bir oda için rezervasyonu yaptığınız zaman dışarıdaki gösterge yeşil renkten meşgul olduğu zaman kırmızı renge dönüyor mesela. Toplantı odası rezervasyon sistemi diyebiliriz bunun için. Crestron'un diğer bir çözümü de toplantı odaları, yani commercial alanda toplantı odaları, masalar için bildiğiniz üzere birçok bağlantı gerekiyor. Aktif bilgisayarın bağlanması, projeksiyonlara görüntü aktarılması vesaire gibi. Bunları masa üstünde oldukça dağınık bir pozisyondan kurtarmak için böyle bir box kullanmak oldukça güzel. Şöyle açmayı deneyelim. Harika. HDMI kablosu. Bu mesafesi ne kadar bilemiyorum ama bak. Evet, toplama. İşimiz bittiğinde toplayabiliyoruz bu şekilde. Bir USB, USB-C. Şurada da bir USB bağlantısı var. Normal elektrik. Tabii bu istediğimiz gibi custom edilebiliyor. Bu da farklı bir modeli var. Yine 220 bağlantı, USB-C, HDMI, DVI bağlantıları. Farklı bir model. Bunlar modül modül tarif ediliyor. Bu 3, 4, 5, 7 modüllü bir kasa. Bu da yanılmıyorsam fiyat olarak daha cazip bir alternatif oluşturulmuş. Bunları tabii projesel olarak hepsini belirleyebiliyoruz. Alttaki aslında bu karmaşayı, kabloların çıkışları, bu en basit model olan. Burada daha yaylı dediğimiz, çektiğimiz, bıraktığımız veya motorlu olarak kendisi kabloyu toplayan modüller. Şimdi Crestron'un diğer güçlü olduğu noktalardan biri de dijital medya bölümü. Dijital medya ne demek? Görüntü, ses gibi medya bilgilerini network üzerinden evin ya da işte kurumsal ofisin
çeşitli yerlerine dağıtan sistemin ismini veriliyor dijital medya. Tabii Crestron'un bu konudaki cihazları burada görebileceğiniz gibi çok ciddi cihazlar. Görüntüyü özellikle çok yüksek çözünürlüklerle ve yüksek yenileme hızlarıyla iletebiliyor. Bu konuda başarılı ürünler ürettiklerini söyleyebiliriz. Tabii fiyat seviyelerinin de çok uygun olmasını beklemek tabii kaliteyle doğru orantılı olacağı için mümkün olmayabilir. Burada yeni gördüğüm bir ürün. Bu dijital medya ürününün televizyon içine embed edilmiş halini görüyorsunuz. Yeni tip endüstriyel televizyonların ortak bir soketle üretildiği söyleniyor Crestron tarafından. Yani siz bu receiver modülünü şu soket, ortak soket denilen OPS, Open Pluggable Specification sayesinde televizyonun içine direkt takabiliyorsunuz ve televizyonun arkasında ikinci bir cihaz olmasına gerek kalmamış oluyor. Televizyon üreticileri demek ki ortak bir protokolde birleştiler bu konuda. Bunu görmek de güzel, sevindirici. Crestron'un residential, yani ev kullanıcıları, yani kurumsal olmayan taraftaki son kullanıcının kullandığı ürünlerden biri. Bu uzaktan kumanda. Yine akıllı bir uzaktan kumanda. Bunun tabii tuş kombinasyonu ve ekran kombinasyonu biraz daha bizim bir önceki videomuzda tanıttığımız kumandadan farklı. Orada söylemiştik zaten her marka kendi kumandasını üretiyor diye. Crestron'un bu konuda birçok alternatif ürünü vardı ama bu kumanda da güzel, gayet güzel bir kumanda ve bu çıktıktan sonra birçok alternatifi artık üretmemeye başladıklarını hissediyorum. Çünkü bu fuarda göremedim. Sanki bu kumanda onların hepsinin yerini aldı gibi düşünüyorum ben. Güzel bir ekran ve tuş kombinasyonu var yine bu kumandada. Bunu detaylı incelemesini daha sonra yapabiliriz. Belki Control for'un Neo kumandasıyla Crestron'un bu kumandasını bir versus için ayrı bir bölüm yapabiliriz. Bunlar olabilecek şeyler daha sonraki videolarımızda. Şimdilik bu kumanda ile ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Yine bir docking istasyonu var. Aynı zamanda şarj eden. Evet, güzel bir ürün. Yine residential olan da diğer önemli olan ürünlerden biri keypadler. Crestron'un da kendine ait keypad ailesi var. Ve bunlar da bence güzel, şık ürünler. Metal dokusu gayet güzel. Basma hissiyatı güzel. Işık da bize bir feedback veriyor. Yan tarafındaki ışıklarla bastığımızı anlayabiliyoruz gayet güzel. Bu Cameo serisi. Bu Cameo serisinin özelliği üzerindeki butonların eliptik bir yapısı var. Çeşitli renk seçenekleri var burada bununla ilgili. Mesela çerçevenin çok ince olduğu bir kibar bir seri. İnce uzun bir yapısı var. Duvarda çok yer kaplamıyor. Diğer bir grup Horizon grubu. Bunun da eliptik bir yapısı yok ama bu da bence oldukça şık ve engraving'in arkasından yanan ışık da bize bastığımızla ilgili feedback veriyor. Ve güzel bir lazer engraving yapılmış burada. Renk seçenekleri var yine. Yine metalik güzel bir dokusu var. Şu kenar boşluklarındaki çizgilerin ince olması bence güzel, şık bir hava vermiş bu keypadlere. Güzel, gerçekten güzel.